Oo, demediler. Niye şaşırdık bu kadar ya? Bunu hiç aklıma bile gelmedi. Şöyle bu seri gerçekten özelinde hiç ilgi görmedi, hiç değer görmedi ama Dünya Şampiyonası'nın genelinde daha sıklıkla oynandı. Bu eşleşme oynandı. Dün mü oynandı hatta? Ama unutmuşum yani. Aklımdan çıktı bunun seçilebileceği. Güzel. Güzel. Yani iki tane çok tehlikeli ve iki tane çok iyi kompozisyon kuruldu karşılıklı. Ya ben minyonların içinden geçecektim ya. Çıpa bu arada çok kötü geldi ama Ormancı orada. Yemlediler mi? Yemleyemediler. Yalnız Viper da düşecek burada ve MF'e gitti skor. Meiko yalnız başına sokakta kalmış bir kedi. Gala'yı almasının imkanı pek yok gibi gözüküyor ve... EDG hatta erken dakikalarda ilk ejderi de alacak. Neden? Çünkü orta koridorda ve alt koridorda çok rahat ittiriyorlar koridorlarına. Viper can eriklerinin tamamını yedi. Birini bırakaydın zalim. Kim kimi önce görecek ve iyi önce gördü Şeşi'ye. Viper bu noktada hızlı bir sihir geçişi. Bu arada kaçtı ses dalgası. Ve şimdi arkadan gelen Vayne'in üzerindeki bitkinlikte onun düşmesini sağlayacak. Yani öyle bir zamanlama oldu ki MOBA mı izliyoruz, FPS mi izliyoruz belli değil. Şimdi scout yerine sabitledir Winamp'si ama Ming'e hasar yetmedi. Şimdi şok dalgası da anlamlı bir hasar çıkartamıyor. Viper'ın altıncı seviyesi ne zaman? Rakip ormancıyı. Orada nehrin alt tarafında Şeşi'ye yakalandı. Scout tek başına kurtarabilecek mi onu? Hayır. Vayne burada skoru alıyor. Viper yalnız geliyor. Viper'la Yuumi gelmiş. Nereden çıktınız siz? Ses dalgasıyla güzel oyun. Yuumi yalnız burada hemen scout'la bir araya geliyor. Krayn arka sıçrayla girdi. Flandre'nin sıçrası olmadığını hatırlatalım. Krayn'i yakalamaları o kadar kolay olacak mı? Mamo'ya başlattı Yuumi. Şimdi Ming geliyor. Bodyguard gelince bu takip sürmeyecek. Yani Viper'ın ve Meiko'nun yakında olduğunu bilmesi gerekiyordu. Alameti de kaybedecekler. EDG. Yine kendisini gören Viper oldu. Meiko da yanında. Koruma güdüsü kullanılacak şey ama sancak kombosunu atar mı? Ses dalgası da geliyor. İsabet dalgası da geliyor ve smash da geldi burada. Şeşe'yi afetinden tekmeyle çıkarırsınız. O komboyla geri gelir. Shao oraya totem koyacaktır. Büyük tecrübe. Şeşe ise herhangi bir şekilde Shao'nun gelmesini beklemek istemedi. Doğru da karar bu. Çünkü Shao oraya gelmeyecekti. Ve sonuçta oyunun ilk kulesi üst koridordan Edward Gaming'in oluyor. Oyun sonunda ana fiziksel saldırı taşıyıcısına dönüşecek. Öne geçtikten sonra Gwen'e hiç fırsat vermedi Flandre. Orada da 5 maç izlettiğimizde Galan'ın başı derde girer mi? Saçar Tom kurtarır mı onu? Galan'ın olan bitenden haberi yok. Aa, bu nasıl bir reaksiyon? Yalnız afetten çıkış yok. Hasar yetecek mi isabet dalgasıyla Viper? Burada skoru alıyor. İlah sindirense Ezreal'ın ellerinde. Şimdi yalnız Şeşe'ye o tarafa doğru yaklaşıyor. Ming burada kalmaya devam ediyor. Görüyorlar Şeşe'yi. Işınlan da gelecek. 5'e 2. Şimdi yalnız çifte Işınlan geldi. Gala'yı erken almaya çalışıyorlar. Gala'yı düşürecekler. Ming de aynı şekilde bir anda 5'e 3'e dönüştü. RNG'nin kazanması zor bir savaş. Orion'la ultisine karavana. RNG bu savaşı kazanır mı? İmkanı var mı? Shao'nun bu konuda farklı fikirlerim var. Scout Yuumi ile beraber ve iyi aldı ama. Shao'nun da artık kendini koruyacak şansı kalmadı. Bir de çıkardılar oradan. Scout kendini çıkardı yarı oradan. Final biletinin üzerine isim yazma vakti mi geliyor? EDG. 16. dakikada. 5000 altın öne geçiyor neredeyse. Yani katliam, çok iyi takım savaşı yapan EDG. Ming canlandığı için sayılmadı ama katliam Ming de öldü bu savaşta. Yani Viper'la Meiko'nun şu anda kendine güvenlerinin seviyesini görüyorsunuz. Vayne de ses dalgasını minyona atarak kaçmaya çalışıyor. Meiko'nun ultisi de var bu arada. Ve sıçra geldi. Ezreal'dan yapılan oyuna bakın oyuna. Şimdi bir de arkadan gelen Yuumi ultisiyle Gala'yı yakalama derdindeydi. Gala'yı yakalamak mümkün olmayabilir ama Ming o kadar şanslı olmayacak. EDG bu seride daha önce üstünlüklerini bozuk para gibi harcamıştı hatırlayacaksınız ama bu karşılaşmada çok daha konsantre, çok daha keskin gözüküyorlar şu ana dek. Alev ejderi de gelecek. Ekstradan birazcık yetenek gücü ve saldırı hızı. Pardon, saldırı gücü ve yetenek gücü. Ya o nasıl aldıklarından sonra EDG de durumun farkında bu arada. Yani biz şeklinde oynuyor yani. Oynamaya çalışıyor ve oynuyor. Şu noktalarda hata yapmadan kuleyi almaları yalnız lazım. Işınlan gelecek. Naturistan'da ulti geliyor. Viper mesafeyi yeterince açtı. Şeşi'ye bu arada scout yalnız kaldı bir anda. Scout'un oradan çıkması mümkün gözükmüyor. Zonya'yı kullandı ama bu onu hayatta tutmayacak. Shutdown'da buraya kadar altında bu nokta Gwen'e gidiyor. Viper yine ateşle oynuyor. Takımdan o kadar uzak ki kendi başına dert almış. Gidemiyor hiçbir yere Vayne. Ormancı gitti. Arkadaşlar Baron çıkmış. Bu kadar da öndesiniz. Bir Baron almaz mısınız? Yakalanması değil mi bu? Bu maç yeteri kadar uzadı. Hadi bakalım. Yani gelse ne gelse olacak? Ne olacak? MF ultisi gelecek. Dınk. T'ye.
Orta koridordaki minyonları scout güçlendirirken alt koridorda da Flandre şu anda. Ya kitabına göre ya olması gerektiği gibi oynuyorlar şu anda. İki koridordan birden minyonları aynı anda getiriyorlar. Kulelerin canını yavaş yavaş kırpmaya çalışacaklar. Shao'ya bu arada az fazla komboyu tutturdu ama Shao'yu alamayabilirler. Vibram'a diğer tarafta ve indiriyor. Koruyucu meleğe girdi. Yeşil'e burada yemeyecek çıpayı ve çıkıyor. Ming de düşecek. Alevejlerine gidecekler dedik. Hayır, onlar Nexus'a gidiyor. Edward Baba. Gaming. Dünya şampiyonasına 5. kez katılıyor. Ama tarihlerinde ilk defa yarı finale çıkarken. Son 10 maçın, düzeltiyorum 9 maçın 8'ini kaybettikleri rakipleri karşısında. Lanete de bir son veriyorlar. EDG yarı finalde artık rakibini beklemeye başlayacak. Temiz miydi? Hayır. Kazandılar mı? Koca bir evet. Ve bu sefer kazandıkları diğer iki maçı oranla net bir şekilde üstünlüğü ele alıp o üstünlüğü hiç bırakmadan RNG'nin kazandığı maçlar gibi kazandılar. Ya, o galibiyetlerdeki tökezlemelerden ders çıkarmışlar çok belli. Son 10 dakikayı olabildiğince temiz bir şekilde oynadılar ve tek bir hamlede de maçı bitirdiler. Gerçekten tebrik etmek lazım.